Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz sağlık yöneticisi Esra Kuşlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. 1980 İstanbul doğumluyum. 25 yıldır da sağlık sektörünün içindeyim. Çeşitli kademelerinde görev aldım. Şu anda da Esteryan Klinik'te işletme müdürü olarak çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın Çok devamını diliyoruz. Sağlık sektörüne ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Ee, elbette yaşadım. Yani sağlığın aslında her dalına böyle bir e, eğilimim vardı aslında. E, hedefim hep doktor olmaktı ama olmadı. O yüzden sağlığın yönetici kısmında, idari kadrosunda görev aldım. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Elbette. Biz estetik ve plastik cerrahi kliniğiyiz. Dünyanın her ülkesinden hasta alıyoruz. Yapmış olduğumuz işlemler plastik cerrahi ameliyatları, saç ekimi, diş hizmetleri ve transfer hizmetleriyle ilgileniyoruz. Çok güzel. Sağlık turizmi çok gelişti. Ülkemizde evet. lokomotif sektörlerden biri. kesin. Daha çok nerelerden geliyor? Körfez ülkeleri mi? E, Körfez ülkeleri e, yani dünyanın her ülkesinden hemen hemen hasta aldık. var. Evet. Çok güzel. Sizin yeriniz nerede? E, bizim toplamda dört lokasyonumuz var. Hı hı. E, Küçükçekmece aksında, Bağcılar aksında, Şişli aksında e, toplamda dört lokasyonumuz var şu anda. Harika. Kısmet olursa beşinciyi açacağız. Hayırlı olsun inşallah çok Teşekkürler. kısa zamanda. E, çok da ilgi var değil mi e, estetik konusuna? E, ilgi iyice arttı. Kesinlikle. E, yani gördüğümüz kadarıyla biraz yaş ortalaması da artık düşmüş Düştür. durumda. Küçük Ama yaştan. estetik her zaman e, biz kadınlar için çok önemli bir faktör. Ne güzel. Aynen öyle. Peki sizi rakiplerinizden ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Hı hı. E, şirketimizle ilgili önce söylemek hı, olursam tabii. gerçekten hani biz etik ilkeler doğrultusunda hasta hı. kabul ediyoruz. E, mesleğimle ilgili ise e, biraz ben çözüm odaklı bir yöneticiyim. E, mutlaka ekibimi dinlerim. E, ekibimle birlikte ilerlemeyi severim. Sanıyorum bu olsa gerek. Ne güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şirketimizin almış olduğu şu anda birçok aslında belge var. Biz öncelikle bir dünya markası olmak istiyoruz. Bununla ilgili de teknik altyapımız hazır. Umarım bir dünya markası oluruz. Harika. Hedefinize ulaşmanızı temenni Çok ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak lazım? Ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz Hı -hı. nelerdir? Şöyle Nesrin Hanım, ilk önce bir sağlık yöneticisi olmak için kesinlikle görev ayırt etmemeniz gerekiyor. Her alanda çalışmanız gerekiyor ve işin mutfağından tabiri caizse işin mutfağından Hı -hı. yetişmek gerekiyor. Çekirdekten, değil mi? Kesinlikle. Tecrübe. Kesinlikle. Hem teorik hem pratik bilgi Kesinlikle o yüzden mutlaka bir işin mutfağına girmemiz gerekiyor Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, öncelikle eğer ki bir sağlık yöneticisi olmak istiyorlarsa mutlaka bahsetmiş olduğum gibi işin mutfağına girmeliler. Ee, ve şu anda e, yeni jenerasyondaki arkadaşlarımız biraz daha hemen e, idari pozisyonları talep ediyorlar. E, bence ilk önce o bankolarda çalışarak o aşamaları kaydetmeleri gerekiyor kesinlikle. Bu işlemleri yaptırmak isteyen kişiler de yetkin firmalara gitmeli değil kesinlikle. mi? Çünkü çok kötü olaylar yaşanıyor. Kesinlikle, kesinlikle biz o yüzden etik ilkeler doğrultusunda çalışıyoruz. Ee, ve hani doğru hizmeti verebilmek hmm. adına, markamızı büyütebilmek adına doğru işlere imza atıyoruz. Evet, sertifikası olacak, izni olacak değil mi Sağlık Bakanlığı'ndan? Kesinlikle. Zaten e, yönetim kurulu başkanımız e, Doktor Cengizhan Ekizceli, e, kendisi plastik cerrah ve tüm hmm. hastaların e, gözetim Ülkelerinden buraya gelişi hep hocamızın kontrolü altında oluyor. İyi, güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz sağlık yöneticisi Esra Kuşlu'ydu. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.